Bu arada harbiden sen yıllar ne hızlı geçiyor ya. Abi dün hani şeyin haberi geldi ya, Doktor Lupo'nun Twitch'ten ayrılma haberi. Oğlum harbiden herifler Twitch'le imza atalı 2 sene olmuş. Twitch'le imza atalı Doktor Lupo'lar şeyler filan, Lirikler, Doktor Lupo'lar, Tim the Tatman. 2 sene olmuş, 2 sene olmuş. Gözümüzü kapattık açtık asittir deyip geçmiş yani. Bir de var ya, ben Tim the Tatman ayrılırsa çok şaşırırım. Ama Tim the Tatman'i daha çok ayrılmasını beklerim. Ya ben şeyi açıkçası çok şaşırdım. Şimdi yalan yok. Doktor Lupo'nun ayrılmasına ben çok şaşırdım. Ya Twitch'in daha doğrusu ayrılmasına şaşırmadım. Twitch'in Doktor Lupo'yu kaybetmesine çok şaşırdım. Ya o biraz beni böyle şaşırttı. Çünkü adam neredeyse bütün Twitch etkinliklerinin ana yüzü her zaman. YouTube'a geçti adam. Windows 11 clean install yapmasam ne olur? Bir şey olmaz ama clean install yapın. Dedenin açıkladı mı? Doktor Lupo mu? Para. Başka niye geçsin oğlum? Tabii de para yani. Ya bu her platform değiştiren için. Yani Twitch'ten şu anda başka bir platforma gidiyorsan sadece para için geçiyorsun. Ya başka bir nedeni yok çünkü Twitch'ten daha iyi görse, daha iyi bir hizmet veren bir canlı yayın platformu yok. Yok yani. Ay ki zaten en mantıklı şey de para için gitmesi. Başka ne için gidecek abi yani? Allah kahretsin. Uy. Lan inanılmaz. Oh no. Abi adamlara çarpıyorum. Beyefendiler Allah kahretsin, size çarpmasam var ya neler neler yapacağım. Çıkın çıkın. Tamam insanlardan kurtuldum ya. Allah sizi kahretsin. Çıkın lan buradan. Ne düştüm ne abi, sabahtan beri gidiyoruz bir yere. Wee, let's go. Facebook düzeltir mi? Aa ya, Facebook'tan bir bok beklemeyin abi. Facebook'un zaten güzel bir yayın yapabileceğini düşünmek komik. Aa YouTube bu arada kötü değil. Şimdi yalan yok. YouTube'un kötü değil bence. Sıkıntı YouTube'un chat'i yok. Bu ne lan? İki nokta üst üste yazacaktım. Yok inatla. Sanki bu chat çok iyi. Abi Twitch'in chatine de laf etmezsin. Twitch'in birçok şeyine laf et de, yani Twitch'in chatine laf etme be. Yapma yani, yapma. YouTube'da chat dışında sıkıntı var mı? Var, bir tane daha var. Yani iki tane şey var abi YouTube'un. Ya YouTube'un inanılmaz kötü olduğu
iki şey var. Bir, ulaşılabilirlik. Yani YouTube'da birisinin canlı yayında olduğunu anlayamıyorsun. İmkanı yok. Count the fruit. Anlamadım ben. Ha tamam. Anladım anladım. İlk defa yapıyorum lan bunu. Subscriber'lara gittiğinde en üstte canlıları görüyorsun. Abi o tamamen YouTube'un kendi skin'e göre yaptığının farkındasın değil mi? Sen mesela bir adamı çok fazla izlemiyorsan YouTube sana onu göstermiyor yine de. Yani bunu YouTube yıllardır yaptığını da biliyoruz. YouTube tamamen algoritması tamamen kendi skin'e göre çalışıyor. Ve bu da canlı yayında olmaması gereken bir şey. İnşallah doğrudur. Evet, YouTube'un algoritması tamamen kimi ittirmek istiyorsa onu ittiriyor ve Twitch böyle değil. O bence önemli. İki tane muz var. Üç muz. Dört tane ana şey, kokonat. İki tane armut. Üç tane muz. Ula fuck, beynim unuttu. Fuck. Üç muz deyip atladık ya, inanılmaz. Twitch de öyle bence. Twitch öyle değil. Twitch'in algoritması yok abi. Twitch'in follow algoritması diye bir şey yok arkadaşlar. Twitch bayağı bildiğin dümdüz en çok izlenen en alt izlenene gösteriyor. Twitch'in browser'ı böyle çalışıyor. Yani Twitch'in daha sonra herkesin girdiği şey bu. Farklı şeyleri de var, doğru söylüyorsunuz. Ama asıl en çok kullanılan şey Twitch'in dümdüz şey. En çoktan en aza. Veya hani Twitch'te şey de yapabiliyorsun. Ya işte ya YouTube'un kesinlikle orada çok büyük eksikleri var. Yani YouTube yayın platformu değil. Yayın platformu kötü olduğu için yayın platformu olmadığı için de bu gösteriyor. Çok bariz yani, o eksikliklerini hissedebiliyorsun. YouTube'un yayın platformu olmamasının. Ya mesela dediğim gibi şey de çok kötü. Fuck. Chat oğlum yok YouTube'da. Yani bayağı bildiğin yok. Ya gördüğüm en kötü şeylerden birisi. Tamam bir evet şey değil kesinlikle. Bir Facebook değil Allah için. Ama yani o da büyük bir bar değil. Mikserin çok iyiydi. Bu arada Mixer Twitch'e en yakın olan platformdu. Yani kesinlikle Mixer en böyle hani Twitch'in kültürüne en yakın olan platformdu. Ama yani elinde sonunda Twitch çok baskındı. Mesela Twitch'in görüntü kalitesi de şey, latency'si de bütün hepsi Twitch'ten çok daha iyiydi. Tabii mesela Kaan abi de Mixer'de yayın yapıyordu. Ama YouTube'un görüntü kalitesi inanılmaz iyi. YouTube'un 50.000 bitrate verebiliyorsun oğlum. 50.000 bitrate nedir ya? Yani verebilmek bile şey. Hani tamam 50.000 bitrate vermezsin aptalca da. Yani vermek, bir denemek için verirdim yani bir gün. Sizin PC'nizi patlatalım diye. Ha, işin kötü tarafı benim PC'm de patlar da onu yaparsam.
Comeback. Allah kahretsin. Tam toparladık. Ve Gucci. Kafam. Bongo bongo. Bunga bunga. Hadi bakayım. Aman. Hop 360 no scope. 720. Fake. Kral nasıl ya abi, kale yanlış yerde. Ben bir daha denemek için yaptım zaten. Böyle daha cool olacağını. Wow! Mob Master çok teşekkür 20. ay için canımsın. En iyi son girelim lan neredeyse. İlibin bir trade versen drop olur mu? Olmaz. Şöyle söyleyeyim. 50.000 bitrate versem internetimin %5'ini veriyorum. Çok büyük bir şey değil yani. Çok çok büyük dert değil. Ever YouTube'a veremiyorum ki. Twitch'te 8 verebiliyorum sadece. Bu ne? Aa, okey tamam hatırladım. Facebook'a veriliyor. Yok, Facebook'un maksimum 10.000 mi ne? Facebook'un da kötü. Rastim veremem için sebep yok. Veremiyorsun. Twitch verdirtmiyor. Twitch'e 10.000 bitrate, 8.000 bitrate'den fazlasını verdiğin anda direkt yeni gelen izleyici 4.500 izliyor. 10.000 üzeri bitrate'i kabul etmiyor direkt Twitch. Direkt reddediyor. Sen koru ya Rabbim. En yüksek YouTube'da veriliyor diye biliyorum şu anda. Hani bir resmi paralı özel üyelik olmayan bir şeyde. Facebook'ta anonim olmadığı için toksik sayısı da az, anonimlik de güzel. Bence değil abi, dediğim gibi yani yani yayıncı bence onu halledebilir eninde sonunda. Bence olur atabilir. Ya şeye mesela bakıyorsun abi, yurt dışındaki herhangi bir yayıncıya bakarsan toksiklik seviyesi yani düzgün moderasyonla mümkün. Ne kadar büyük olsan da. Oğlum zaten yani aynen Facebook. Gerçi PUBG'cilerin hepsi kaçtı oradan. PUBG'lerin hepsi kaçtı, hepsi kaçtı. 1080-60 FPS için ideal bir trade ne? 12.000 bir trade. Lan! Kim götümü elledi lan? Arkadaşlar biri götümü elledi. Bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Alamadı. Lan! Geçemedim ya. Orada son adam olabildi. YouTube'da az yayıncı olduğundan değil mi bitrate olayı? Değil. Facebook bitrate önce arayüzünü düzeltmesi lazım. Facebook canlı yayın platformu olamaz arkadaşlar. Bence onu salmalı. Benim gözümde olma ihtimali yok abi. Facebook'un izleyici, kullanıcı kitlesi canlı yayın izleyici kitlesi değil. Yani öyle ama
normal Twitch kitlesini alamaz. Öyle diyeyim. PUBG Mobile'cıları eline tutmalıydı. Yani TC Ahmet'i PUBG Mobile'ci tutar. Bütün mesela bütün oyunu bütün PUBG Mobile'cileri Facebook'a toplayacaksın, hayvan gibi izlenir. Bu arada ben katılıyorum. Ben chat'imde hiç kimsenin isim soy isim üzerine bir tane Facebook profil fotoğrafıyla gözükmesini istemem. Anonimlik bence kötü bir şey değil. Twitch'te başka bir platform konuşmak yasak değil mi? Yo, değil. O kadar slakça kural mı olur oğlum? Oldu olsun şey. Allah, ne oluyor lan, hareket ediyormuş bu. Kim mi lan bu? Bu. Aa, kafam. Diğeri de bu. Burada en soldaki galiba. Emin de değilim. En soldaki ya. Oh no. Elendik. Allah 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 Allah. Zamanında bazı yayıncılar başka platformdaki yayın tekrarını izlediği için uyarı almıştı. Yo, hiç kimse... Abi Twitch'te birisi kesinlikle öyle bir uyarı almaz. İmkanı yok. Bak, çok net eminim, imkanı yok. Onun altında başka bir şey vardır. Net eminim bak. Çünkü bütün anlaşmaların hepsini okudum şu ana kadar, aldığım anlaşmaların. Hiçbir şey yok öyle abi. Yani Twitch'te öyle uyaratabilecek tosta öyle bir şey yok. Çok 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 eminim. Mesela ben senin yerine izlesem, sen bana copyright atsam, onu yapabilirim. O farklı bir şey arkadaşlar, o dediğiniz şey farklı. Kunoaks'ın dediği şey farklı, benim dediğim şey, o senin dediğin şey farklı. Kunoaks diyor ki, A kişisi B platformundaki birisinin canlı yayınını izledi diye, B platformunu izledi diye telif yemiştir. Uyarı yedi diyor. O imkansız. Telif yersin oğlum, tabii ki de. Mesela ben YouTube'dan bir tane video izlesem, o YouTube'daki içeriğin sahibi bana copyright atsa hakkıdır. Okey. Saniye, Omegle. Omegle farklı platform değil. Arkadaşlar, Omegle yarak çıkaran bir yer. Her taraftan yarak çıkıyor. Saniye Omegle'a girdiği için şey yaptı. Farklı bir platformu izledi diye değil. Omegle yasak. Onun şeyle Omegle yayıncı karşı platform olduğu için değil. O içerik. Twitter'da yarak çıkıyor ama millet Twitter serbest. Omegle'da paso yarak çıkıyor ama. Yani adult içerikli siteye giremezsin ve Omegle'da adult içerikli site. Yani herkesin masaya vurduğu bir siteye giremiyorsun ne yazık ki, evet. Dragon ama sonunda banlı işte. Belki de ondan. Yok arkadaşlar, şimdi dedim gibi yani adult içerikli sitelere giremezsin. İstediğin kadar şeyi yap. O adult, yani yetişkin içerikli siteye tabii ki de giremezsin. Ya yani adam diyor ki bu site %99 yetişkin içerikli. Evet, sen önlemini alabilirsin ama biz bu siteye girmeni istemiyoruz. Ya da oyun isimleri, oyun neden isimleri düzeltemedi? Bu oyunda mı? Beceriksizler çünkü.
Çok açık ve net söylüyorum ya. Uğraşmadılar da. Beceriksiz değil, uğraşmadılar. Aynen, teknik olarak Pornhub'da da Minecraft videosu izleyebiliyorsun. Ama o girmiyorsun abi. Ah. Şimdi. Ya mental jimnastik yapmaya gerek yok abi bazı konularda. Common sense kullansanız yeter. Oh evet, Doktor Disrespect dava açıyormuş Twitch'e. Çok merakla bekliyorum. İnanılmaz bekliyorum açıkçası. Ve yani Twitch'in davayı kaybetmesini istiyorum ki davanın nedenini öğrenelim. Veya davayı kaybetmeyebilir ama davayı halka açık paylaşsınlar. Banlanma sebebini öğrenmek istiyorum. Dert oldu içime, dert. Ciddi söylüyorum, dert oldu bana bu. Gizli sözleşme imzalanır ki. Yo, imzalamak zorunda değiller ki. Ha, buradan gitmeyelim. Yo, dava sebebini biliyoruz. Dava sebebini, davadan ban sebebini öğrenmek istiyorum ama ben. Serin. Klima açık, ondan çok serindi. Dava sebebinde. Dava sebebi şey. Siz beni banladınız. Ben bunlardan hayvan gibi sponsorluk, para ve şey, kullanıcı kaybettim. İzleyici kaybettim. Niye bu kadar beklemiş ki dava için? Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama öğrenmek istiyorum. Tosa aykırı bir şey yaptı, kaybeder. Abi davayı %99 kazanamaz. Twitch böyle bir, yani çok garip bir bandı bu. Twitch öyle bir bana boşuna atmaz. Yani daha doğrusu öyle bir bana boşuna atmazdan kastım, götünü sağlama almadan atmaz Twitch o bana. Hani legal olarak tamamen götünü sağlama almıştır Twitch o konuda. Sanmıyorum ki, ama inşallah almamıştır. Dava, yani dramayı öğreniriz. Yani ben dramayı öğrenmek istiyorum şimdi açıkçası. Dava kazanır Batu, ben şirket birey davalarını tabii şirket kaybetti çünkülerde. Tamam da burada şirket birey davası değil bu. Şirket davası. Çünkü sen imza attığında şirket oluyor. O biraz. Bu şey gibi değil. McDonald's versus eline kahve alan adam değil. O biraz daha şey olduğu için, farklı bir seviyede olduğu için, hani anlaşmada, ya dediğim gibi neden banlandığını da bilmiyoruz. Onu da bilemediğimiz için yorum da yapamayacağım. Benim en büyük tahminim şu. Oralar mikser anlaşmaları falan vardı ya. Doktor Disrespect çok büyük ihtimalle mikserden aldığı teklif konusunda yalan söyledi. Benim en büyük şeyim bu. Çünkü mikserin bütün belgeleri falan hafif mikser kapanırken, yani mikser kapanırken büyük ihtimalle mikserdeki bazı insanlar şeye geçti. Twitch'e geçti veya başka şey yapmaya başladı, konuşmaya başladı. Fiyatlar, paralar konuşulmaya başladı verilen. Öğrendiler. Doktor Respect mesela şey demiştir. Kendilerine bana 10 milyon teklif geldi demiştir. Bunlar öğreniyor 10 milyon gelmediğini. Biz buna imza attık 10 milyon diye. Bizi dolandırmış bu herif. Boom ban. Yalan söylemesi banlanma nedeni mi? Ya teknik olarak istediğin her şeyi banlayabilirsin. Benim tahminim bu. Yani benim aklıma gelecek en mantıklı şey bu. Yani Twitch'in tek böyle hani aklıma yatan banlama sebebi bu. Dolandırma mı? Dolandırma. Evet. Yani yalan söylemesi fesih sebebidir.
Öyle olsa sadece banla kalmış Twitch dava açardı. Açmaz da abi. Twitch için 10 milyon o kadar büyük para değil. 10 milyon abartıyorum rakamları da. Zaten Twitch beni susturamaz. Geldim geldim. İnternetim öldü. Serdar abi tuşa bastı geldi. Kazanıyordum maçı da. Maçı da kazanıyordum. Serdar abi kabloya basacak yazdı. Mr. T doğru. Çok teşekkür burada bunun için. The Quatre 6. ay. Tam sadece bandıyla dava adam açmaz. Açmaz abi. Yani şöyle bir şey var. Niye açmaz? 3 ay yani dediğim gibi Doktor Disrespect toplamda dediğim gibi dolandırdıysa toplamda 3 ay 4 ay falan bir para aldı. Twitch o paranın peşinde koşmaz büyük ihtimalle. Çünkü bunun dava açtığında public bir şey olacağını biliyor. Public bir şey olmasını da istemiyordur. Hani halka açık duyulmasını da istemiyordur açıkçası. Arconi çok teşekkür oldu 10. ay için canımsın. En iyi abonem. Sizden hoş geldin. Lansen leoky.shop. Peki Twitch baş şerefsiz mi? Herkes şerefsiz arkadaşlar. Şirket dediğin herkes şerefsizdir. Çünkü şirketlerin etiği yoktur. Şirketler para kazanmak için vardır. Yani hoş geldiniz. Yani şirketler sizin için değil, para kazanmak için var. Feshedip bilgilendirme yapmaması bir asıl sorun bence. Ben bildirilmediklerini düşünmüyorum açıkçası. Twitch'in banlayıp niye banlamadığını söylemediğini düşünmüyorum. O genellikle o genel çok böyle ilk söylenilen yalan. Hani böyle çok yuvarlak mesela şey gibi abi bu. Blizzard şey diyor ya geçen. Biz kağıtları parçalamadık. Evet teknik olarak Blizzard hiçbir kağıtları parçalamadı ama bu dokümanlar dijital olduğu için zaten kağıt yoktu. Parçalayamaz fiziksel olarak. Dedikleri yanlış değil. Ama zaten parçalayamaz. Yani olay orada şey yapıyor. Aynı zamanda doktor yani dediğim gibi doktor Disrespect'te dünyanın en büyük ajanslarından birisi tarafından yönetiliyor. O yüzden de sanmıyorum ki o açıklamalar böyle hani yuvarlak ortaya yuvarlak bir açıklama olsun. Yani Doc bence kesinlikle biliyor neden banlandığını. Evet evet orada tabii ki de hani sempati kazanmak zorundasın çünkü sempati kazanamazsan YouTube'a geçtiğinde veya herhangi platformda yayın açtığında izlenmen olmayacak. Geçemedi kral. Olmadı. Ah be kral. Dok dava açınca tutunacağı bir dava var. Bence yoktur. Ben değil mi? Ben Dok'un kazanacağını düşünmüyorum. Hatta en son dediğim gibi şirketler etik olmaktan değil. Şirketler etik değildir. Şirketlerde çalışan insanlar etiktir. Ah be nasıl be?
Ben ne yapıyorum? Dash yapsaydım ya direkt. My bad. Kaşındım. Neyse, normal yoldan bitirelim ya. Yok, GG olmayız, çok öndeyiz de. Tam Kunax Omegle konusunda dediğim gibi, yani senin dediğin o değil. Başka bir platformu, sen diyorsun ki rekabet edilen bir platformu izlediği için, senin yazdığın şuydu. Rekabet edilen platformu izlediği için uyarıyor. Hayır, Omegle izlediği için şey yapıyor. Sen yani Omegle açmak Pornhub açmakla aynı seviye Twitch'te ve aynı zamanda YouTube'da da canlı da. Ya o bildiğin bayağı açıp video temiz diyor. Videosun temiz olması bir şey değiştirmiyor. O platformlar yasak. Yasak. Direkt yasak abi. Ya teknik olarak dediğim gibi ben de o zaman saniyenin videosu da ban sebebiydi. Evet, saniyenin videosunu ya izlersen Omegle yazısı gözükürse ban sebebi. Ama gözükmedi. Fark etmiyor abi. Ya arkadaşlar, dediğim gibi ben Pornhub'dan açıp size Minecraft da gösterebilirim. Ya yani Pornhub'da FIFA yayında yapabiliyorsun teknik olarak. Ya bunu engellemiyor. Bu içeriği legal yapmıyor. Mental jimnastik yapmaya gerek yok. Salın. Yani millet Omegle'a niye girdiğini biliyoruz. Bu şey gibi. Ben Pornhub'a Minecraft videolarını izlemek için giriyorum. En kalitelileri orada. Aynı seviye bu yani. Ya dedim ya, mental jimnastiğe gerek yok. Herkesin ne bok olduğunu biliyoruz yani. Oy, nasıl dojladım. TikTok'ta aynı değil mi? Yo, TikTok'ta porno yok. Gerçi kesin vardır. YouTube'da da vardır da, ama yani asıl nedeni adult değil senin. Kesin vardır. İnternette her yerde porno vardır kesinlikle. Buna inanıyorum ben. Aynen. TikTok horny. Ama artı 18 değil. Ama bir damn you horny'leri var yani. Yo Serk, onların hepsini aktarabiliyorsun. Çok cici kuş, abone ol. Diyorum ya, o olay orada kontekste bakıyor. Hani sitenin %99'u pornoysa sen porno sitesisin. Ya ana olayı bitiriyor. Mesela TikTok'ta da vardı. Kesinlikle katılıyorum. Orada da işte Twitch'e bırakıyor. Ki bunda YouTube da aynı şekilde. Ana içeriği adult content değilse orada da sen suçlu oluyorsun. Eğer orada mesela YouTube'a girip porno buluyorsan ve yayında gösteriyorsan suçlu sensin. Geçmiş olsun. Göstermeseydin. Ne gösteriyorsun? Ki bence de öyle olmalı. Ya sadece bu Twitch konusunda, YouTube konusunda değil. Herhangi bir kuralın arkasında bir hikaye vardır genellikle. Yani bir şeyin bir kuralı varsa, böyle
arkasında bir hikaye var. Demek ki Omegal'ın da arkasında bir hikaye var ki banlamışlar. Demek ki çok oluyordu bir noktadan sonra. Yo, Twitch'in bir bildiği vardır olarak söylemiyorum. Genelde arkasında bir hikaye oluyor bunların şeylerinde. Çok abidik kubidik sitelerin banlanmasında, oyunların banlanmasında. Mesela şeyde de öyle oluyor. Twitch'te Soda'ya özel banlı oyun var. Onu biliyor musunuz bilmiyorum ama sadece Soda Pop'ine özel banlı bir tane oyun var. Şeyde. Aynen, sadece Soda Pop'in oynayamıyor o oyunu. Hangi oyun hatırlamıyorum ya. Bir oyun vardı. Üç dört sene önce olan bir olay bu. Nekapor olabilir. Evet, olabilir. Peki neden yasak? Soda'ya yasak. Bilmiyorum abi. Soda'ya sormak lazım. Soda'ya yasak mesela oyun. Yok, Yandere değil. Mesela niye Yandere banlı onu da kimse bilmiyor. Çünkü Yandere'den çok daha fucked up olan daha ekstrem oyunlar var. Yandere niye banlı birçok kişi bilmiyor. Sahibi de bilmiyor. Ben bunu unutmuşum. Evet. Ben nasıl düştüm burada? Burada düşen nasıl ben oldum? Tamam, hızlandım. Boost olarak kullandım bunu. Ben bu zaten şeyi sevmiyorum. Map'i sevmiyorum. Yine final map aşırı kötü. Ne geldi ki? Hatırlamıyorum. Porn Studio Tycoon niye banlı? Acaba niye banlı? Acaba? Bak artık yeniden oynar mıyım? Oynarım. Allah Allah. Çok da masum gözüküyor oyun. Exodia çok teşekkür bu arada 6. ay için. Canımsın. En iyi ama ben de kesin vardır bu arada oyun. İddialıyım, bende oyun kesinlikle vardır. İze çok da şu 11. ayın. Kozo Ozan 11. ay. Arconi 10. ay. Çok teşekkür ederim abone için. Loxomos 9. ay. Die Quiet 6. ay. Mr. Theodore aramıza hoş geldin. Koreal 11. ay. Mom Master 20 milyar milyon yıl neler yapmışsın. Çok teşekkür ederim için. Mece var bugün. Oynayabiliriz Minecraft. Allah 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 Allah. Koşun ulan. Oy, nasıl geçtim lan oradan? Ah, kafa.
Soldaki mi? Değil. Amurat neden banlanmıyor? Abi birçok yayıncılar şöyle bir şey var. Siz genellikle birçok insan kadın yayıncı fix oluyor da Twitch şans veriyor yayıncılara. O şans olayı çok iki taraflı bir şey abi. Şimdi siz hani o tarafa odaklanıyorsunuz ama normal yayın mesela XQC de en çok banlanması gereken şeylerden birisi. İyi kazandırıyor. Kazandırmıyor abi, onu kaçırıyorsunuz. Twitch'ten o kadar para kazanmıyorlar onlar. Twitch'in onlar bucket in the drop çok az. Permaban yiyip nasıl banlar açılıyor? Permaban yemiyorlar ki. Şimdi bak şöyle arkadaşlar. Twitch'in sistemleri şöyle çalışıyor. Mesela XQC şu ana kadar yaklaşık 12. banını falan yiyor. 12. banını falan yiyor ama elinde sonunda banlar 3 veya 6 ay tam bilmiyorum. Twitch'in kendi kurallarında yazılıyor. Aynı ban sebebiyle son 6 ayda ban yemediysen 3 kere perma banlanmıyorsun. Çok ekstrem bir sebep değilse. Ekstrem sebepler de olabiliyor. Onun ne olduğunu bilmiyorum ama. Şey var. Smart'cığım sen bir nefes al. Uzun bir süre yani. Ya bir özellikle legal şeylerde, aynen böyle dava açılabilecek şeylerde Twitch'e, Twitch direkt permayı çakıyor. Ne zaman avukatlar karışsa olayın içine, permayı Twitch direkt bum diye vuruyor ağzına. Ama ya diğer şeylerde Twitch orada işte çok, ya iki tarafa da oynamaya çalışıyor. Orta yarıya oynamaya çalışıyor Twitch. Twitch orada da işte bazen boka sarıyor, bazen boka sarmıyor. Garip bir durum oluyor o konuda. İşte Emret orada içeriğin kendisi değiştiriyor. Ya diyorum ya, bir çizgi var abi. Bu çizgi çok ince bir çizgi Twitch'te. O ban çizgisi o tür içeriklerde. O çizgide çok iyi oynayan insanlar var. O kadar iyi oynuyorlar ki o çizgide, ama yani haddi hesabı yok. O çizgide ne kadar iyi oynayabiliyorsan banlanmıyorsun. Bayağı bir şey yapıyoruz yani, müthiş bir ince, çok ince bir çizgi var. Çizgide oynarsan banlanmıyorsun. Çizginin biraz dışına kaydığında bonk diye banlıyorlar mesela. Çizgi çok iyi abuse'layabiliyorlar ama işte. Çizgi çok ince ama o çizgi çok iyi de abuse'layabiliyorlar. İskisi neden banlandı? İskisi çok sebep... İskisi çok şey yaptı ya. XQC niye banlanmalı? XQC banlanmalı demiyorum. Ben XQC'nin banlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten onu anlatmaya çalışıyorum. XQC 12 kere banlandı. Birçok yayıncıdan daha fazla banlandı ama perma yemedi ve yememesi de gerekiyor. Şimdi banlanma nedenleri aynı sebepler olmadığı sürece bence banlanmamalı insanlar. Yani şans vermelisin insanlara. Yabancıların yayında ne kadar üstüne cevap dalık. Zaten hepsini yabancılara izliyorum genelde. Yani hep bayağı çok izliyorum. Murat performansını ne kaybeder Twitch? Bir şey kaybetmez. Ama şöyle bir şey var abi, işte bak. Bir kural var. O kuralın çizgisinde oynuyor diye bir insanı banlayamazsın. Çünkü onu banlarsan başkasını da banlamak zorunda kalırsın. Çok sinir bozucu bir şey. Katılıyorum. Ama birisi çizgide çok iyi oynuyor diye banlarsan başkasına da hani o emsal oluşturur. Ondan sonra başkasını da banlamak zorunda kalırsın. Senin sevdiğin bir yayıncı olur, XQC olur, bilmem ne olur. Hani diyorum ya hani o mesela Miskif de çok çizgide oynayan bir yayıncıydı eskiden. Şimdi biraz daha clean sayede geçti. Ama Miskif'i de banlamak zorunda kalırlardı o zaman. Yani ya bu iki ucu boklu bir değnek aslında. Sıkıntı o. Kanalına çok etsin hocam. Bize hocam kişiye göre mi oynuyor bu sorusu geliyor. Öyle. Ya ama yapacak bir şey yok abi.
Kuralları katılaştırmaları lazım. Ama işte abi kutular... Ölüyordum. Kurallar katılaşınca da problem olabiliyor abi. Onu kaçırıyor herkes. Yani... Kurallar katılaşınca da... YouTube'a dönüyor. YouTube'un mesela kuralları çok aptalca bazı şeylerde. Ya mesela bak şey gibi abi. Her ne kadar yani şey mesela PewDiePie'ın N-word olayı kesinlikle bana hak ediyordu. Perma bana hak ediyor muydu? Hayır. Eninde sonunda ben PewDiePie'ın racist bir insan olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Türk yurt dışındaki şeyle hani İsveç'teki bir herifinle Amerika'daki bir herifin N-word kullanması kültür çok daha farklı. Geri zekalı onu dediği için kesinlikle katılıyorum ama permalık bir şey değil bence bu. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Kuralların katı olması bazen işinize yaramaz. Aynı şekilde bu chat için de geçerli. Kurallar katı olsa biriniz burada bir beğenmediğiniz birisine söyleseniz siz perma yersiniz. Ya bu chat gibi abi işte biz bu chatte birçok kişiye ban atmıyoruz. Ve bu chatte akıllanıp geri dönen insanlar da var. Ya... Ya dediğinizi de anlıyorum bu arada kesinlikle yani dediğinizi de anlıyorum. Ama şey yapıyorsunuz Berkaycığım deme yiğidim geri zekalı mısın yapmayın. Demeyin. Lap diye banlıyorsunuz. Demeyin yapmayın öyle şeyler kullanmayın. Ben banlanmam o ban yer. Bu ne? Sol abi sol. Adam bitirdi, yardırdı, bitirdi oğlum herif. Adam ya, görmedim yine adamı. Evet, full şans mı bu map? Ama güzeldi mi? Ben beğendim bu arada. Smart'ı kaç gün ben attım biraz hafifleseydim. Yo niye hafifleteyim? Abi gerizekalı gibi davrandı. Ben de yani gerizekalı gibi vurdum. Özür dilerim ama biz Smart'ı çok uyardık. Yok yani burada ben dediğim gibi arkadaşlar herkese eşit şekilde davranıyorum. Yok ban yemedi. Bizde ban yok oğlum niye ban atayım? Ama uzun süre bonk vurdum kafasına. Kaşındı. İki gün falan attım galiba timeout'u. İki gün sonra açılır. Smart yukarıdan bizi izliyor şu anda. Chat'i bu kadar okuduğun için daha az bağış geldiğini düşünüyor musun? Yo ben bağış atmayın dediğim için daha az bağış geliyor. Atmayın oğlum. Manyak mısınız? Gerek yok. Yo atacağım. Yo atmayacaksın. Atma lan. Atma ne abi gerek yok. Manası yok.
Direbilin Mike, çok teşekkür ederim. Tehlike abonacı 10. ay canımsın. En iyi abonemsin. Hoş geldin. Ortam gerildi, sakin. Bir tatın. Ya abi ya, dediğim gibi chatte bir şeyinizi okutmak için bir şey yapmanıza gerek yok. Ben zaten chat'i okurum. Desteklemek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Bu kadar basit yani. Ha, aksiyon bu. Daha da mı desteklemek istiyorsunuz? Merch alın, size tişört de vereyim. Nasıl yılan? Allah'ım ya Rabbim. Yok, tişörtsüz vereceğim. Kardeş her türlü ban sebebi. Elendin mi? Arkadaşlar. Yani bazı nefret içeren, ırk içeren, cinsiyetçilik içeren şeyler ban sebebidir işte. Boşu boşuna şey yapmayın. Mental jimnastik yapmayın. Çok zor değil kullanmak. Kullanmayın. Mental jimnastik yapmanıza gerek yok. Kullanmamak daha kolay bu kadar şey yapmaktansa. Yapmayın. Oluyor diye biliyorum Freer. Direkt yasak. Oh benim. Bam. Evet, görüşürüz, kendinize iyi bakın. Smart dedim ki bir de bağış atmış. Smart hak ettin. Kaşınıyorsun, yapma. İsmin gibi ol. Oo, ne kadar güzelmiş Clank şeyi skin'i. Bugün Pokemon'a 3 tane yeni Pokédex açtım. Let's fucking go. Bam parara bam bam parara tan tan tarara. Elenmiş olabilirim. Abi atlamasaydın oradan düşeceğin çok belliydi. Elenmiş olma potansiyelim yüksek. Bakayım. O kadar da yüksek değilmiş ya. Evet. Buradan düşmeseydim kesinlikle eğlenmeyecektim. Oradan düşmek beni eğletmiş olabilir şu anda. Nasıl düştüm ben oradan? Ha, dümdüz atladım çünkü aşağıya. Yani düşmedim de. Çok enteresan. Yine eğlenmedim. Nasıl oldu ama millet kötü herhalde. Bağış atmanı denir. İnanılmaz birisi bağış atmış. TRT kumar ban sebebi değil mi? Twitch'te. Yok değil. Ama yeni bir kural geldi en son. Şu. Türkiye'den kumar oynuyorsan ban sebebi. O ban sebebi. Çünkü Türkiye yasalarında ban sebebi. Yurt dışında oynamak ban sebebi değil. Ama artık yeni bir kural geldi onun için ki çok güzel bir kural bence. Referral kod veremiyorsun artık. O çok güzel oldu. Yani bet sesi yayını yapsam bile benim referral kodumla üye ol diyemiyorsun ve direkt bana atıyorlar. Çok güzel oldu. Çok doğru bir karar bence. Teşvik yasaklandı.
CSGO kasaları gri alanda kalıyor. O yüzden onları eylemiyorlar. CSGO kasaları hala illegal bet olayına girmiyor teknik olarak hiçbir ülkede. Bir Belçika'da giriyor, bir de Hollanda'da giriyor galiba. Ki onda da öyle bir soktular ki FIFA'dan filan fut bile alamıyorsun. O derecede. Orada öyle bir şey getirdiler ki yani böyle torba yasa gibi bir getirdiler. Tam böyle yani herhangi bir şekilde loot box açamıyorsun. O seviyede bir ban var orada. Allah, aa, işime yaradı. Zaten taktiksel olarak bunu düşünmüştüm. Çin'in loot box yasası. Abi ben Çin'in herhangi bir yasasının güzel olabileceğini düşünmüyorum ama. Hani bu kadar demir yumruk bir ülkenin güzel bir yasa belki çıkarmışlardı, belli olmaz ama. Genellikle çözümü adamı öldürmek olduğu için biraz geriliyorsun insan. Ya yani mesela şey, yeni online yasak gelmiş. Günde 3 saat oynayabiliyorsun maksimum. Bu bence böyle olmamalı abi. Evet yani haftalık 3 saat online oyun ne? Hani bunun yasaklar çözülmüyor arkadaşlar. Yasağı bir şekilde çözüm yolu bulabiliyorsun. Yasak olabilecek bir şey değil bu. Çok baskı. Değmez. Hafta sonu ne fark edecek abi? Fark etmeyecek. Yani bir limit olması aptalca. Yo, banlanmazlar Smart. Bok olmaz. Yayını dinle Smart. Yayını dinle. Bir daha bağış atma. Bak bağış yayını da banlarım ha. Konuşmayacaksın. İki gün kenara geç. Orada duvara bak. Ceza paspasındasın abi. Ceza paspasına gönderdik seni. Far Cry 6 yapmış Ubisoft. Abi ben Far Cry 6 için heyecanlıyım. Çıktığında oynarız. Of, o çok iyi ya. Allahsız Buğra olayı. Dünyanın en güzel şeyi. Adam kuduruyor. Müthiş ya. Müthiş yani. Müthiş. İzlediğim en iyi videolardan birisiydi galiba o. Sırf götlüğünü herif tutsam mı? Allah. Gel gel beraber ilerleyelim. Zıpla. Ay beceriksiz. Yani. Neyse bunu da ben aldım abi. Sırf götlüğüne buraya yetiyorum. En uzak noktaya yetiyorum. Ah geçti. Neyse bana bundan geçin bari. Ben mi aldım? Yo adam aldı. Nasıl adam aldım? Aa altın. Birisi altından geçti. Bakalım yeni altın nerede çıkacak, gördüm. Ay o adam alacak. Ah be. Yeni altın. Yeni en altın zatir. Gördüm. Kolaycı zorlanmadım. Helius çok teşekkür burada abone olduğun için canımsın. En iyi abone abim, sana hoş geldin. Aa bak mesela ona okeyim. O yasa güzelmiş bu arada lobby. Ya bak ben şey yasalarına okeyim bu arada. O bence olmalı. Yani FIFA konusunda da olmalı. Kasanın loot box, oyunda bir loot box olacaksa o kasanın içinden kartların çıkma oranı bence olmalı. Bence olmalı. Yani ben sikileceksem yüzde kaç oranla sikileceğimi öğrenmem lazım. Hmm.
%100. Aynen, FIFA'da genelde %100. Oha, o ne rüzgarlı müzgarlı. FIFA'da yazıyor ama tamamen alakası gibi olanlar. Yok, FIFA yeni yapıyor, o alakasız olamaz abi. Onlar yasa ile kontrol edildiği için alakası olma çok olasılığı yok. Gerçek olmak zorundalar yani. Evet evet, ilk Overwatch yapmıştı. Hatta yasa galiba ilk Overwatch için gelmişti bu yasa diye hatırlıyorum. Overwatch ve bir şey daha için. Evladım tutma. Tut. Tut. Tutmaya devam et. Bekle, ben sana neler yapacağım. Bekle, biraz hızlansın. Göreceğim ben seni. Bekle. Sen biraz bekle sadece. Biraz hızlansın var ya. Öldüm bu arada. Göremedim. Kamera açımdan göremedim. LOL. Kamera açımdan göremedim. Nerede olduğunu anlamadım. Öyle bakıyorum. Aa, adamı öldüremedim ya. Adamı öldürmek istiyordum. Peki FIFA'da nasıl yazıyor? Mesela hani rare bir şeyin çıkma oranı, mesela diyelim ki hani Ronaldo'lar en rare'ler ya. Onların çıkma oranı hani böyle %0.01 falan mı yazıyor? %1'den küçük. Ha, hala scamliyorlar. Aa, şerefsizlere bak. Hala söylemiyorlar yani kaç olduğunu. Vay. Adamlara bak ya. İlla bir şey buluyorlar var. Bir tane loophole buluyorlar adamlar. Evet, çünkü %1'den küçük 0.9 da olabilir, 0.00001 de olabilir. Bak, tam bir EA var ya. Raksus, onlar yapıyor gelirse sen de yapabilirsin ama. Erhan Oğuz, çok çoğununca için canımsın. En iyi versin. Ünlü annesinin ek tekerde sıkıldığım için. Bu arada Gökdeniz, çok teşekkür ederim 4. için. Konuşmak istiyorum. Bütün PlayStation serilerine sahiptim. Sen ikinci el PlayStation 4 almamakla hiç eksiz oynamadım. Neredeyse PlayStation 5 mi almak mı? Abi, ünlü öğrencisiyim dediğimde PlayStation benim gözümde silindi. İkinci el PlayStation 4 hala durabilir. Ama yani ünlü öğrencisi, hani olay bütçe ise, yani Xbox tarafından başka bir tarafın yok açıkçası. Yani ikinci, yani eksklusifleri illa oynamak istiyorum dersen de ikinci el PlayStation 4 alıp eksklusifleri oynayıp ondan sonra satıp tekrar Xbox'a da geçebilirsin. O da olabilecek bir şey, taktik. VR'a ne dersin? Ortalama PC ile yapma derim. Fraxus, bilmiyorum gerçi, emin değilim. Haydan, çok dışarı 9. ayı canımsın eminim. Abi, VR güzel bir şey. Şimdi bak, ben VR'ı ilk kullananlardan biriyim. Yani ilk first adapter olacak kadar VR'a para atmış insanlardan biriyim. VR çok daha gelişmesi gereken bir şey. VR şu anda Türkiye için gereksiz bir lüks. Çok fazla büyük bir para kaybı. Yok, kablo olmasına gerek yok. Kablosuz Quest 2 falan var. Quest 2 falan çok güzel ama dediğim gibi yani VR bence şu anda Türkiye için aşırı bir masraf.
Hani verdiği şeyi karşılayamayan bir masraf. Hani şeyseniz, hani kıt kanaat geçirmiyorsanız, üzerinize para kazanıyorsunuz, para kazanıyor kalıyorsa elinize veya zengin, hani hafif maddi durum yerindeyseniz, evet alın. Çok güzel bir şey VR. Allah için yani deneyeceğiniz en iyi teknolojilerden birisi. Ama Türkiye'de birçok kişi öyle değil. Saber için bile alınır. İşte param varsa alınır. Diyorum ya, param varsa alınır abi. VR dediğin gibi hala teknolojik olarak gelişmesi gereken bir şey. Evet, çok iyi birkaç oyun var ve sırf oyunları oynamak için bile değecek şey var. Ama Türkiye'de öyle bir bütçe yok. Sıkıntı o. Ama evet, VR teknoloji çok güzel bir teknoloji. Cezalı oyuna para vereceksin. Oyunlar o kadar pahalı değil VR'da. Birçoğu Steam'de olduğu için Steam'de fiyatlar çok 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 ucuz. En iyi VR Valve'in mi? Evet, şu anda Ultra Custom VR'lar var ama yani evet, dümdüz bir markete gidip, yani yurt dışında bir markete gidip alınabilecek bir VR olarak konuşuyorsak, evet Valve Index şu anda en iyi VR. VR'da film deneyimi nasıl? Bok gibi. Çünkü hiçbir film VR için çekilmiyor. VR için yapılmayan hiçbir içerik VR'da güzel gözükmüyor. Güzel değil. VR Skyrim de aynı şekilde. Ya o yüzden yani, ama ona özel üretiliyorsa çok güzel oluyor. O ayrı. VR Hitman de bence o kadar güzel değil. Yani oyunun kendisi VR için dizayn edilmiyor abi. Oyunun kendisi VR için dizayn edilmediği sürece çok bir manası kalmıyor. Porno diye kaldırdı chat. Onlar iyidir bu arada, %99. Çünkü dediğim gibi porno sektörü teknolojiyi en yakından takip eden sektör olduğu için onlar kesinlikle yapmıştır. Doğru. Yani harbiden varsa en iyisi oradadır. Niye bilmiyormuş gibi. Yo, şey yapmadım. Ben ilk VR aldığımda baktım da o zaman teknoloji gelişmemişti daha. Yani ben ilk VR aldığımda harbiden VR daha yeni yeni emekliyordu. Hani HTC Vive çıkalı 3 gün olmuştu. O kadar yeni almıştım. Oğlum zaten VR alıp bunu denemedim diyen yalan söylüyordur. Mantığı yok. Sırf merakından deniyorsun zaten. Ama dediğim gibi ben aldığımda teknoloji tamamen VR'dı. Daha emekleme aşamasında olduğu için bir bok değişmemişti. Hiçbir bok yoktu yani. İyi zamanda almışım. Ya bence yanlış zamanda almışım. Yani bence çok yanlış bir zamanda almışım. Aklım olsaydı şimdi alırdım. Yani çünkü tamamen beta kullanıcısı olduk. Sonraki çıkan VR headsetleri hem daha ucuz hem de çok daha iyi. Ya yani özellikle hand tracking, eye tracking, göz başına olan çözünürlük, hertz çok değişti. Çok gelişti aynı zamanda, sadece değişmedi. Ben Valve Index'i alıp iptal ettim. Çünkü şey yaptım. Hani baktım, düşündüm, dedim ki
Ben VR'ı zaten kullanmıyorum. Niye alıyorum yani, niye buna bir ben 10.000 TL veriyorum şu anda? Şu anda en iyisi Quest 2. Kesinlikle katılıyorum. Şu anda bir VR alacaksanız alınacak en iyi VR Quest 2. Bu ne? Ver ver şunu ver. Müslüm Pro bunu sal. Müslüm Pro sal. Aa, büyük bir şey var. Aa, sıkıştırdım. He. Aa, Ghost bize yardım ediyor. Ghost, thank you. Aa, evet, bu arada artık Quest Facebook hesabı istiyor. Ama yani Quest serisi Facebook'un olduğu için artık Facebook'ta şerefsiz bir firma olduğu için tabii ki de ilk aldıklarında yok abi kesinlikle Facebook'la ilgili bir şey yapmayacağız. Niye Facebook'la ilgili bir şey yapalım dedikten sonra bir sene içinde adamlar haha fuck you bitch deyip değiştirdiler. İstiyor, her zaman istiyor Watchos. Ya tam Facebook'luk hareket var ya bu arada yani. Ya daha Facebook'lu bir hareket olamaz. Adam kendini feda etti. Veronları genellikle sabit bir yere kalarak ışınlanarak ilerliyor. Sanırım bu daha çok oyun çıkarılmaması bu motion sickness sebepli mi? Yo, birkaç yani bol bol locomotion sistemleri oluyor. O dediklerin lokomasyon istasyonu şeyleri, sistemleri. Yürüyerek de yapabiliyorsun, kollarını sallayarak da yapabiliyorsun, ışınlayarak da yapabiliyorsun. En iyisi ışınlayarak. Yani benim, ben kendi denediğimde en az insanı rahatsız eden ve doğal gelen şey ışınlanmaydı. Ama ışınlanma da direkt vom diye ışınlanmamalı. Orada yarım milisaniye bile olsa gözü açıp kapama olmalı. Ya en büyük sıkıntı şimdi yürüme olayı mantıklı. Yürüme, yani yürüyerek lokomasyon tabii ki de en doğalı, en gerçekçisi. Kimsenin evi o kadar büyük değil. Orada oraya patlıyorsun. Adamın VR'ı oynadığı oda 1 metreye 1 metre. Nereye yürüyecek yani? Onun için özel sistemler var da yani o kadar paranız var mı? O kadar da küçük değildir. O kadar küçük oğlum milletin alanı. Ya şimdi şöyle düşünüyorsun. Şimdi bak, kendi odanı düşün. Kendi odandaki yürüyebileceğin kare alanı düşün. Bak arkana bak abi, odana bak. Odanda yürüyebileceğin alana bak ondan sonra. Masa olmayan, kolunu sağa sola sağa sallayabileceğin bölüme bak. Bir metreye bir metre bile yoktur. Yani ona göre dizayn ediyorlar. Yarım adıma iki adım. Let's go. Ya o yüzden yürümektense genellikle ışınlanma en iyi lokomasyon sistemi şu anda. Ama delay'li ışınlanma, dediğim gibi dümdüz ışınlanmada mide bulantısı yapıyor. Ben onu çok denedim. Bayağı kötü mide bulantısı yapıyor. O yüzden delay'li ışınlanma en iyi yöntem.
VR'larda. Şu anda. Dileyle ışınlanma da dediğim şey abi bu arada. Tam bir şey yapmadıysanız. Böyle ışınlandığın anda bir ekran böyle çok yarım milisaniye kararıyor. Ondan sonra açılıyor. Chill. Sakin. No worries. Chill gaming. Onlar birbirini yesin. Sen Jesus mısın abi? Havada yürüyorsun. Abi heriften yarım saniye geç zıpladım. Anla ki. Anla ki. Ubra açıyor. Çok da 8. ay için bu arada. Canımsın. En iyi abonemsin. Hoş geldin. Erken zıpladım. Pardon. Anla ko. Bir sonraki bloğa ulaşabilirim diye düşünüyordum da ulaşamazmışım. Bir sonraki bloğa yakın bile değilmişim yani. Ama siz neye ulaşabilirsiniz biliyor musunuz? Loki.shop'a girip merchlere. Evet. Evet. Aynen. Tam şu anda bu hafta sonu inşallah yetiştiriyoruz. Kargolar sizde. Kargolar sizde direkt. İnşallah bu hafta sonunda. Amacımız cuma bende olması. Cuma paketleyip cuma cumartesi kargolamaları bitirmek. Amacımız o. İnşallah. Kargolanmaya daha başlamadı. Cuma tişörtler elime ulaşacak inşallah. Cuma elime ulaşırsa umpa lumpaları toplayıp cumartesi günü çalıştıracağım. Merch'in geçmesi ama bunlar çok düz. Merch'ler geçmiş hali bu zaten işte. Düz olması lazım. Yani üzerinde Hawaii 31 1982 yazan bir tişört istemiyorum. Ya benlik bir tişört değil o. Çünkü var öyle. Merter'de genellikle öyle dizayn ediyorlar tişörtleri. Böyle bir tane şey hayvan ismi. Böyle her random ansiklopedi açıyorlar. Monkey. Ondan sonra dünya haritasını açıyorlar. Atıyorlar dartı. São Paulo. Sonra random bir yıl seçiyorlar. 1982. Monkey, São Paulo 1982. Yaz tişörtün üzerine gönder. Boom. Böyle tişörtler çok var bu arada harbiden ha. Ciddi söylüyorum. Bende de kesin vardır. Ya bende de var bu tişörtlerden %99 bir tane. Mr. Zorlu çok teşekkür bu arada abone olun. Canımsın. Aynen saçma sapan İngilizce kelimeler. Ansiklopedi açıp hallediyorlar onlar da. Adam şey yapıyor değil mi? En sevdiği Tantunici'nin koordinatlarına giriyor mesela. O var. Random. Kim bilebilir ki? Harlio Twitch özür dilerim seni kaçırdığı için canımsın. En iyi abonemsin. Marine çok teşekkür 12. ay için. Yeni becin hayırlı olsun canımsın. En iyi abonemsin. Bırak susun ne bileyim oğlum. Komşu da beğendi espriyi. Aynen. Ya o yüzden bizim barışlar her zaman o kafada olacak abi. Yani merchleri o kafada olan insanlar için yapıyorum. Herkes için merch yapmıyorum. Onun farkındayım.
O yüzden herkesin almasını da beklemiyorum. Ah be Marin. Yok bu arada sen de hype trenini başlatmış oluyorsun. Sakura rengi çok güzel olacak. İnşallah onu halledeceğiz. Küveli nasıl 2 aydır okumuyorsun? Çok teşekkür abone olduğun için. Kaçırdım mı? Nerede kaçırdım? Çok teşekkür abone olduğun için canımsın. En iyi abonem. Sözüm kaçırdığım için. Kral 12. ay canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Full güzel. Çok teşekkür 4. ay için canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. 3 ay dinim. 3 ay kutladım. Bu ay Twitch'e sabretsizlik ama sabah olmadın. Ama Night'ı tuttu. Şu anda abone olsam belki daha fazla olacaktın. Bir dene. Belki 24'sün. Geçen tişört sipariş edenin bazen sipariş konu yanılmasını söylemiştim. Yok götün edinemişsin. Burak Yusuf sende öyle bir problem var ya. Eksik dinliyorsun. Niye böyle? Çok seviyorum ama seni. Ama bir götünle dinleme huyum var. Ama chat'e çok şey katıyor. Çok güzel sorular soruyor bu Lux Yusuf. Yasak, yalan değil şimdi. Dedim ki adam teknik destek açıyor. Kargoyu göndereceğim falan diyor. Hani kargoyu başka adresi değiştirmek istiyorum diyor. Sonra sipariş numarasını yazmıyor. O yüzden onu bilemiyorum. Hodiler tahmin ne zaman? Ekim sonu. Ya Ekim'e kadar ya da hadi bakayım. Bu çok sonradan havada eli solun. Yetiştiremem. Yok ya şöyle bir şey var. Sıkıntı ben hani böyle heyecan olsun diye Eylül'de falan çıkarmıyorum değil. Üretime bu hafta sonu başlasak Ekim'in sonuna yetişiyor hoodiler. Dert o. Ah sikem. Nainso çok teşekkür 23 milyar milyon için canımsın. En iyi abonemsin. Yüzükten kastım kullanan Loki görselinin tişört kesiminin vuruculuğu az. Bu da WWE'deki Arzu Kaplan'ın yaptığı hoodiler gibi kesin farklı olması. Tamam işte Epic Man öyle bir şey olsun istemiyorum abi. Yani o dediğin şeyler çok ekstrem. Onlardan o kadar satamam. Genel kitleye tişört yapman lazım. Nişe değil. Çünkü yani yeni başlıyorum. Brand'e oturttuktan sonra yapılır. Yukmayını bırak butik açmam var ve Etiler'de bir tane var abi. Ahmetciğim deneme. 30 kere denen olmuyor abi. Yemiyoruz. Hadi abi. Moximit çok teşekkür 11. ay için canımsın.